Allah Allah, menaireki maşallah. Cirane Allah Allah, menaireki maşallah. Ala raski alame, bosile hatır Allah. جامطر جامطر كل جامطر نعم كل جامطر جامطر كل جامطر نعم كل جامطر. Son günlerde, yani 2-3 yıldır şöyle kelimeler duyarız. Rojova devrimi. Rojova. İşte Rojova'da şöyle oldu, Rojova'da böyle oldu, Rojova'da işgali, Rojova direnişi. Şimdi Rojova oradaki Ayn el Arab isimli bölgenin Kürtçe ismi diyorlar. Söylen bu şekilde. Tarihe baktığımızda 2000 yılından önce 1990'da, 1980'de oranın ismi sürekli, o coğrafyanın ismi Ayn el Arab veya Kamışlı veya benzeri. Hiçbir zaman ismi Rojova diye geçmiyor. Hatta 1980 öncesi yaşları 50'den yukarı olanlar bilir, PKK'cılarla Barzaniciler çatıştı. Kamışlı'da büyük bir katliam olmuştu. Olayı tam ayrıntılı bilmiyorum. Tek bildiğim Kamışlı baskınında birçok insanın öldürüldüğü şeklinde. Dikkat edin, Kamışlı diyor, Rojova demiyor. Yine o yöreye, çevresine baktığımızda ticaretle uğraşan insanlar, özellikle Antep'in kaçakçıları, hepsi oraya nasıl Antep'e Ayntep diyorsa o bölgeyi de Ayn el Arab diyor. Peki Rojova nereden çıktı? Önce Rojova kelimesine bakalım. Rojova Fars dilinde ve Kürtçe'de batı demek. Yani bir şeyin batısı. Neyin batısı? Kürdistan'ın batısıymış. Kürtçülük tezlerine göre İşte Türkiye Kürdistan'ı varmış, Irak'ın kuzeyinde işte Irak Kürdistan'ı, İran Kürdistan'ı doğuymuş, Suriye Kürdistan'ı da Rojova, yani Batı Kürdistan'mış. Bu işte Kürtçülerin tezleri. Ancak geçenlerde Cemil Bayık birkaç gün önce şöyle açıklama yaptı. Suriye'deki YPG, Özgür Suriye Ordusu ve birçok örgütün Suriye örgütü olduğunu, oranın da Suriye olduğunu söyledi. Yani Suriye Kürdistan'ı Suriye'deki Kürt kantonu demedi. Amerika'nın ve Rusya'nın kendilerini kullandığını söyledi. Bunu ben değil, PKK'nın yöneticisi diyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve kültür bütünlüğünü savunuyor. Peki Rojava ne oluyor? Rojava olarak bahsedilmiyor. Çünkü tarihte hiçbir zaman orası Rojava diye anılmadı. Gelelim, yani oradaki YPG'nin veya Kürt peşmergelerinin IŞİD'le savaşıp orayı ele geçirip oraya savunduklarına dair iddialar. YPG ile IŞİD savaştı. Tamam. Ancak ağzından tek kelime yalan çıkmayan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada YPG ve IŞİD'in savaşmadığını, bir senaryoyu uygulamaya koyduklarını ve tüm dünyayı aldattıklarını söyledi. Yani adam ömrü boyunca ağzından tek kelime yalan çıkmamış. Bu onun kariyeri, Lavrov'un ünü. Bu şekilde. Şimdi adam tüm dünyaya yalan söylememişken YPG ve IŞİD için yalan mı söyleyecek? Demek ki YPG ile IŞİD savaşmadı. Uyduruktan savaştılar. Baktığımızda IŞİD'in, DEAŞ'ın ve birçok
İslamcı örgütün içinde Sünni Kürtlerin, hatta Tunceli'den giden Alevi kökenli insanların olduğunu görüyoruz. Demek ki IŞİD, Özgür Suriye Ordusu ve YPG dönem dönem insanlara yalan söyleyerek, savaştık diyerek savaşmamışlar. Amaç Esad ve Suriye'nin toprak bütünlüğü demek ki. Aynı şekilde Rojava devrimi denen olay, bakıyoruz ki kime karşı devrim? Yani Amerikalılara karşı mı? IŞİD'e karşı mı? Yani bunların anladığı tek devrim, Esad'ın ve Suriye ordusunun oradan çekilmesiyle Kürt peşmergenin gelip oraya yerleşmesi. Diğer önemli nokta, orada bir patlama oldu. O sınırda, Rojava denilen yerde. Ve birçok üniversite öğrencisi ne yazık ki o saldırıda, bombalı saldırıda öldü. Paramparça oldular. Boş kaldığım zamanlarda araştırıyorum. Buradaki patlamayla ilgili. O öğrencileri o tehlikeli bölgeye kim götürdü? Yani acaba kendi çocuklarını oraya götürürler miydi? HDP'yi araştırıyorum. Biz götürmedik diyor. Öğrenci gruplarını bakıyorum. Biz götürmedik diyor. Peki kardeşim, yani o kadar öğrenci, yani para bulamayan, yani nasıl oldu da organize oldular, örgütlendiler, oraya gittiler? Demek ki birileri bunlara orada öleceklerine bile götürüp patlatmışlar orada, değil mi? Demek ki burada bir oyun dönüyor, bir senaryo dönüyor. Oradaki demografik yapıya baktığımızda, yani işte Kürt var, Arap var, Süryani, Çerkez, Türkmen, yani Keldani, Ermeni, herkes var. Ancak diyorlar ki oradaki Kürt nüfus daha fazla. Ancak resmi rakamlara baktığımızda %60 Arap ve diğer unsurlar, %40 Kürt kökenli olduğu, Kürt kökenlilerin son 30 yılda yerleştiği şeklinde. Aynı şekilde Kerkük'te ve birçok bölgede demografik yapı peşmerge tarafından değiştirilmiş. Nasıl? Örneğin Barzani Kerkük'ü işgal ettiğinde ilk nüfus dairesini ve tapu dairelerini yağmaladı, kayıtları yok etti. Amaç işgal için, toprak gaspı için, İsrail için toprak hazırlığı yapmak. Demografik yapıyı değiştirerek hak iddia etmek. Yani biz de burada uyuyacağız sanki. Gerçek şu, maddi gerçek şu, Rojava diye bir yer yok. Rojava sadece batı demek. Batı Kürdistan, Kürtçülerin iddiası. Orası kimsenin değil. Eğer birilerinin olacaksa, o bölge Süryanilerin, Keldanilerin, Asurilerin memleketi, Arapların memleketi. Mezarları baktığımızda 500 yıl önce, 1000 yıl önce Arap mezarı, Hristiyan mezarı, Süryani, Keldani, Asuri mezarı çıkıyor. Türkmen mezarı çıkıyor. Nereden Kürdistan oluyormuş? Bu sebeple bu sahte, yapmacık ve zorlama tarihi değiştirmeliyiz. Elbette bizleri ırkçı ve kafatasçı zannediyorlar bu yorumları yaparak. Ancak bilim bunu gösteriyor. Yani bizim Marksist, Leninist bir bakış açısıyla baktığımızı bilmiyorlar. Amerika'nın çıkarlarını savunan YPG gibi bir örgütü, aynı şekilde Vahabiler tarafından örgütlenen IŞİD'i savunacak halimiz yok. Buradaki ağır insan hakları ihlallerini elbette zamanı gelince hesap verecek herkes, uluslararası mahkemelere. Ancak zorlama tarihi, yapmacık tarihi artık bize gerizekalı gibi, yani bizim aklımızla alay ederek yutturmasınlar. Rojava diye bir yer yok.
Oranın gerçek ismi Ayn el-Arab.